Amerika ekonomik açıdan hala dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Ama rekabet üstünlüğünü kaybetmeye başladığını gösteren belirtiler var. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Richard Boucher, Amerika'nın teknoloji ve buluş alanındaki küresel liderliğine rağmen eğitimde geride kaldığını söylüyor. Amerika 34 ülke içinde maddi açıdan avantajlı olmayan öğrencilerin eğitimine diğerlerinden daha az para harcayan 3 ülkeden biri. Oysa normal olarak bunun tersi yapılır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre bu durum gelir adaletsizliğine yol açıyor. Zenginler daha iyi eğitim görüyor ve sonuçta hayatta daha başarılı oluyorlar. Örgüt adaletsizliği arttıran bir başka faktörün vergi yasaları olduğu görüşünde. Vergi yasalarının bazı maddeleri zenginleri kayırıyor. Bu noktaya kısmen eşitsizliği kabullenen görüşten, kısmen de hükümetin vergi sisteminin tarafsız olması gerektiği görüşünden geldik. Belki de bilmeden OECD kendisini ateşli bir siyasi tartışmanın içine attı. Tartışmayı sekreterinden daha az oranda vergi ödediğini söyleyen Amerikalı milyarder Warren Buffett başlatmıştı. Benim gibi yüksek gelir grubundaki kişilerin daha çok vergi ödemesi gerekir. Amerika'da sabit gelir, yatırım gelirinden daha yüksek vergilendiriliyor. Eşitsizlik, Başbakan Barack Obama'nın yılda 250 bin doların üzerinde kazanan Amerikalıların daha çok vergi ödemesi önerisinde bulunmasına yol açtı. Cumhuriyetçiler vergi artırma girişimini ülkede iş yaratanlara karşı açılmış bir savaş olarak görüyor. Yıldızı parlayan muhafazakar politikacı Paul Ryan bunlardan biri. Sınıf savaşı ülkeyi daha da böler, istihdam yaratanlara saldırıları arttırır ve ekonomiyi büyütmez. Başkan Obama bu görüşü paylaşmıyor. Bir milyonerden bir muslukçuyla aynı oranda vergi ödemesini istemek beni bir sınıf savaşçısı yapacaksa bunu kabul ederim. Bunu bir şeref madalyası olarak taşırım. Vergi konusu seçim yılında ülkeyi daha da bölecek. Eskiden özel yatırım şirketi sahibi olan Cumhuriyetçi Başkan adayı Mitt Romney, 2010 yılında %14 oranında vergi ödediğini kabul ediyor. Sabit gelirlilerse %35 oranında vergi ödüyor. Romney, hükümet harcamalarında daha çok kesinti ve herkes için daha düşük vergi öneriyor. Bu, Başkan Obama'nın savunduğu politikanın tam tersi. Obama, sosyal programlarda daha az kesinti ve daha çok altyapı harcaması yapılmasını ve bunların kısmen zenginlerden alınacak daha çok vergiyle karşılanmasını istiyor. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.